Ne var? Çüş. O ne lan? Bu mu? At şırıngası. Anne! Ulan hayatımın fırsatı ya. Hep bu anı bekledim. Amca! Sakın kıpırdama. Kan olduğun yerde. Kesin terfi edeceğim. Kesin. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Oo, Haşmet'im günaydın canım. Aa, Kenyas. Canım benim bak, yıllar geçmesine rağmen adımı unutmamışsın ha? Ben de Meslan bu arada. Çok memnun oldum amcacığım. Hakkınızda çok şey duydum. Ne gibi? Pis herif, lanet olası pislik, mustakbel ölü, geberesice. Öyle şeyler işte amcacığım. Hapisten mi kaçtın pislik? Ulan hapisten kaçsaydım 25 sene bekler miydim? Bu şartlı tahliyesinin zımbırtısından faydalandım işte. Beni kaçırdın. Şimdi gene gireceksin Kodes'e. Ben o Kodes'e girmeyeceğim. Ayrıca sen de bunları görmeyeceksin. Erol Taş bilerek beni korkutacağını mı sanıyorsun? İmdat! İmdat! Adam kaçırıyorlar. Sus lan Meslan. Bağla şunun ağzını. İmdat! Adam kaçırıyorlar. İmdat! Sus aynası, sus. Çok da arıza bir yere benzemiyor aslında ya. Oğlum arıza diye bir şey yok zaten. Değil mi? İşte böyle iki tane zibidik. O kavga mavga ediyor. Biz de olaya müdahale edeceğiz yani. Aynen. Korkma sen. Pelin sen buraya bak. Ben yukarıyı hallederim. Tamam. Yettim bacım. Ulan! Oh şükürler olsun kurtuldun. Ne oluyor lan burada? He? Yunanca kadınlara mı yetiyor senin? He? Bana da vursana lan! Vursana lan bana da! Lan gel! Yetmedi sana bir ayak değil mi? He? Kadına mı gidiyor yetiyor lan? Gel! Kalk kalk! Gel kalk kalk! Kadına yetiyor demek ki. Yürü lan bu ya! Evet memur bey, hem de çok büyük bir sorun var. Aa, içeri girmemin bir sakıncası var mı? Hayır, tam tersine. Lütfen girin. Kahve alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. Soğuk bir şey. Olabilir. Affedersiniz siz az önce kime bağırıyordunuz acaba? Kim olacak kocaman? Çok kıskanıyor beni. Kıskandığında da kendini kaybediyor maalesef. Ne demek kaybediyor ya? Bu ne? Soğuk bir şey. Sıcak tende. Çok güzel erir. Demek kocanız size sistematik bir şekilde dayak atıyor. Bana değil. Ama misafirlerime çok kötü davranıyor gerçekten. Zorba şey. Misafir mi? Beni kınamayın ne olur. Ben de insanım. Benim de ihtiyaçlarım var. Peki ihtiyaçlarınızı kocanızla karşılasanız diyorum. Bu şekilde kıskançlık sorunu da ortadan kalkar. Rahmetli olana kadar evet. Her türlü haşnavişne olayımı onunla karşılıyordum zaten. Nasıl? Yıldırım düştü üstüne. O yüzden arafta kaldı galiba. Bir türlü gidemiyor öbür tarafa. Evin içinde dolanıp duruyor. Kes bakayım. İstiyor ki ben kimseciklerle görüşmeyeyim. Görüşmeyeyim.
Bence de gerek yok. Görür. Hay Allah, nasıl unuttum? Telsiz. Telsizimle anons yaptılar bana. Dediler ki banka soygunu var dediler. Koş dediler, Kayhan dediler, yetiş dediler. Sensiz yapamayız dediler. Ben de gelmişken dedim paramı çekerim falan, onu hallederim dedim. Kusura bakma, sizi de rahatsız ettim. Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır canım, estağfurullah. Ne alakası var? Kim dedi? Öyle bir şey. Ben sizin deli olduğunuzu... Buyur. Geldi işte. Deli falan değil. Kaç. Buyur Hilkat kardeş. Büyü yok muydu? 20'lik vardı, çok gelir diye düşündüm. Tamam, iyi. Git. Niye böyle yapıyor acaba? Bu tür ırklar çabuk susuyor. Yok, onu demiyorum Kayhan. Yani başta bana çok sıcak davranıyordu. Hatta benden hoşlanıyor sanıyordum. Ama şimdi beni gördüğü yerde kaçıyor ruh hastası gibi. İşte o tür ırklar da kaçıyor sürekli. Hey dostum, Lüleburgazlılar, biz niye trafik kontrolü yapmıyoruz? Çeç. Ehliyet ruhsat göreyim kurban. Ah, müdürüm, yine neyin peşindesin Allah aşkına ya? Baba ya, tatbikat dediğin bu muydu? İncin galiba bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Allah'ın varsa tutukla beni. Ben seni tutuksuz yargılayacağım Mestan. Devam edin. Akşam okulda görüşürüz babacığım. Tamam dövdüm ama sorun bakalım niye dövdüm? Açıklayabilirim amirim. Karakolda izleyeceksin. Ya vallahi bir yanlış anlaşılma var. Adam kayayı dövüyor sandım. Ya yoksa niye dalayım ben mağdur kişiye ya? Murat, adamcağız ölmesin. İkinizi mahkemeye vereceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim. Çatlık arkadaş ya. Çatlık. Hadi yürüyün. Dur. Abaç 200 metre dur. İndir beni. Geldik. Oh. Ay kız, bir tur daha atsaydık iyiydi böyle. Haşmet'im, duyduğuma göre bir tane kızın varmış. Allah bağışlasın. Allah bana bağışlasın babacığım, bana bağışlasın. Sus lan Mestan. Senin yüzünden enseleniyorduk zaten. Ben o kız için enselenmeye razıyım babacığım. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Bak şimdi diş macunu gibi sıkıvereceğim seni. Bana ne ya, bana ne? Ya o kızı bana alırsın ya da beni kısırlaştır gitsin babacığım. Ah Mestan'ım, madem öyle diyorsun, tamam canım. Haşmet'im, Allah'ın emri peygamberin kavliyle senin kızı benim oğlana istiyorum. bak nasıl sevindi, görüyor musun? Oley! Hadi Allah tamamını erdirsin. Kinyas kaçırmış Münir Bey. Kinyas mı? Ölü kinyas mı? Evet, hapisten yeni çıkmış maalesef. Çok kötü, çok. Çok kötü. Öyle demek istemedim. Yani şunu demek istiyorum. Devlet bu konuda her türlü şeyi tedbiri almıştır. Mutlaka ve mutlaka yakalayacaklardır. Belki de bulmuşlardır bile kaçıranları. Merak etme. Açalım bir televizyondan seyredelim. Olur mu canım benim? Polisin İstanbul'da 765 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği baskınlarda kaçırılan polis akademisi görevlisi Haşmet Çakır'ın izine maalesef rastlanamadı sayın seyirciler. Mestan, şimdi kayınpederinin cenazesinden sonra sen hanımınla bir balayına gidersin. Maldivlere falan ha? Mardinler mi? Allah! Ben hemen orada çoluk çoluğa bile karışırım babacığım. Ne oldu Haşmet? Çok mu sevindin torunların olacak diye? Sevdin mi damadını? Bak bu çocuk senin yüzünden bu hale geldi.